Diyetisyen Gülnihal Hazar'la doğru beslenme ile ilgili konuştuk. Şehirde Yaşam programından hepinize merhabalar. Diyetisyen Gülnihal Hazar bugün bizlerle. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Dilerseniz sizleri tanıyalım. Merhaba, ben Gülnihal Hazar. Diyarbakır doğumluyum. Gaziantep'te okudum. Lisans eğitimim süresince ilk yılımdan itibaren aile sağlık merkezi başta olmak üzere toplumun en küçük sağlık kuruluşundan en büyüğüne, yani araştırma hastanesi, kadın doğum çocuk hastanesi ve özel hastaneler olmak üzere her yıl olabildiğince farklı sağlık kuruluşunda staj yapmaya özen gösterdim. Verimli bir lisans eğitim sürecim oldu. Çok severek okudum. Bölümümü birincilikle bitirdim. Mesleğime Genes Hastanesi'nde başladım ve 2 yıldır da yoğun bir tempoda poliklinik hizmeti vermekteyim. Peki sağlıklı diyet nedir? Sağlıklı diyet nedir? Sağlıklı diyet size özel hazırlanmış, besin çeşitliliği sağlayan, bu sayede vücudun vitamin mineral ihtiyacını karşılayan, bedeni ve bunun yanında ruhu da besleyebilen ve bence keyifle ve afiyetle yapılabilen diyettir. Diyet yapmadan önce herhangi bir sağlık kontrolünden geçmek gerekir mi? Mutlaka bir sağlık kontrolünden geçilmeli, ayrıntılı bir kan tahlili verilmeli. Diyetler kişiye özgü ve kan tahlili sonuçlarına göre düzenlenmelidir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, örneğin kuru meyveler. Kuru meyveler sağlıklı olmasına karşın glisemik indeksi yüksek olduğu için diyabetli bireylerde tercih edilmiyorken, örneğin diğer bir yandan demir eksikliği olan bireylerde kuru meyvelerin demir içeriği taze meyvelere göre yüksek olduğu için diyetlerde daha sık tercih edilebiliyor. Veya başka bir örnekle açıklayacak olursak, sağlıklı bireylerin zayıflama diyetlerinde kahvaltıda her gün bir yumurta tercih edilebiliyorken, hatta iki yumurta ile omlet kahvaltı menülerimizden biri olabiliyorken, kolesterol yüksekliği olan bireylerin beslenme tedavilerinde ise yumurtayı sadece haftada 3-4 gün tercih edebiliyoruz. Bu nedenle beslenme tedavisi planlanırken kan tahliline bakılmalı ve kişiye özgü diyet planlanmalıdır. Hayatımızdan çıkarmamız gereken besinler nelerdir? Bunlardan da bahsedelim. Aslında doğruyu söylemek gerekirse hayatınızdan şu 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 besinleri çıkarın demenin bir diyetisyen olarak pek de gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Evet, çok kolay söylenebilir ama uygulamak da bu kadar kolay olacak mı? Bence değil. Ne yapılabilir? Sevdiğiniz yiyecekleri asla yemeyin demek yerine yeme sıklıklarını azaltmak, yarım porsiyon tüketerek porsiyon kontrolünü sağladıklarını görmenin hem özgüven vereceğini, hem sevdikleri yiyeceklerden mahrum etmeyeceğini, hem de diyeti daha sürdürülebilir kılacağına inanıyorum. Peki sevgili izleyenlerimiz size hangi sosyal medya ağlarından ulaşabilirler? Instagram hesabı olarak diyet.nihalazar hesabından veya hotmail olarak da diyet.nihalazar@gmail.com'dan ulaşabilirler. Sevgili izleyenlerimize son kez söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Tabii ki. Son olarak şunun altını çizmek istiyorum. Diyetler parmak izi gibidir, kişiye özgüdür. Üzerinde isminizin yazmadığı, hayat akışınıza uygun olmayan, internette 3 günde 3 kilo, 5 günde 5 kilo vaat eden diyetleri bir kenara bırakalım. Kilo kaybedeceğiz derken sağlığımızı kaybetmeyelim. Bir beslenme uzmanından destek alıp yaşınıza, kilonuza, yaşam tarzınıza uygun bir beslenme tedavisi hazırlayıp diyeti daha sürdürülebilir kılıp sağlıkla zayıflayalım.